Nedret Ersenel. Ne kadar yakından bakarsanız o kadar az görürsünüz. İklimle biraz daha oynayalım. Geçen çarşamba fosilciler fosil olmamak için direnecekler ve niza çıkacak yazmıştık. El ele baş başa çıkılan iklim zirvesi Paris anlaşmasına dönüş. Fosil yakıtla yaşayanlara yürüyen yeni dünya tasarımları Biden'la Amerika'nın işleri. Biden lafın gelişi tabii. Planın arkasındakileri de aynı gün paylaşmıştık. Trump'ın zıt yöndeki mirasını yırtıp, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin üzerine gitmenin faturası olsa gerek. Biden lafın gelişi derken, Biden'ın gidişini düşündürten bir tablo önümüze çıkabilir. Üstelik yüklü fosil yakıt tüketen, buna ihtiyacı olan Çin gibi cüsseli ülkeleri, Hindistan'ı bile bu yolla hırpalamanın karşılığı olacağını düşünmek, hayalcilik sayılmasa gerek. Rusya, Çin, Hindistan, Glasgow iklim zirvesine bu hamleden kaçınmak, pazarlığı daha uygun zeminde yapmak için gelmediler zaten. Nitekim siz bu satırları okurken Çin-Amerika liderleri arasında görüşme gerçekleşmiş, konu Pekin'e yönelik kimi ticari yaptırımlarla birlikte ele alınmış olacak. Son 11 yılda Suriye okuması yapan başta Amerika batının en yetkili ağızları, bizzat başkanları dahil Rus ekonomisinin savaşı bir gün dahi yürütmeye dermanının kalmadığını sık söylediler. Türkiye'den de bu kestirmeye katılanlar çok oldu. Zamanla kesin kabule sonra klişeye bugün palavraya dönüştü. Aynı durum Sovyetler Birliği'nin sonunu Afganistan'ın getirdiği, Amerika'nın ülkede çektiği operasyonlar sonucu da abartılı Hollywood ürünlerini izlemişsinizdir, çöktüğü varsayımına inanılmasında da geçerlidir. Oysa iş yine paradaydı ama onu yerlere düşüren, petrol ihracından elde edilen Sovyet gelirindeki ani düşüştü. Yoksa tıpkı bugün Suriye'de olduğu gibi, o zaman Afganistan'da yüzyılın en büyük jeopolitik çöküşüne neden olduğu söylenen savaş maliyetleri Moskova'yı zorlamadı. Bir seri uluslararası gizli anlaşma sonucu 1980'li yılların ortasından itibaren varil başına petrol fiyatı 9 dolara kadar düştü. Sovyetlerin zaten ekonomik darlıkları vardı. Üzerine gelince SSCB düştü. Yine tek neden değildi ama kırıcı oldu. Konuyu iklimle açıp niye buradan bahsediyoruz? Bu kadar zaman sonra kaderin garip bir cilvesi olarak da diyebilirsiniz. Benzer riskle Amerika'nın karşı karşıya olmasıdır. Küresel salgın döneminin açtığı ekonomik yaraların yavaşlamanın ardından enerjiye, petrole yönelik ihtiyaç kışla birleşerek büyük artış gösteriyor. Önemlisi arzın darlığı, boğulmuş olması da baskı oluşturuyor. Kimi uluslararası bankalar, uzmanlar, liderler 90-100 dolarlık varil fiyatları olası görüyorlar. Bu yazı kaleme alınırken 82 dolar civarında İhtimal Amerika özelinde o da ölmek mi şarkısını hatırlatıyor. Amerikan ekonomisinin ızdırabı herkes tarafından görülebiliyor ve artık enflasyon canavarı da yekuna eklendiğinden ortaya iktisadi bir kabus çıkıyor. Nihayetinde enflasyon petrol fiyatları ilişkisi özeldir. Birleşik Devletler seçim süreçleri de girmiş bulunduğundan Biden yönetimi siyasi istikbali için büyük sosyal adalet ve altyapı harcamaları gerçekleştirmek zorunda. Vaatleri bu yöndeydi, beklenti de bu yönde. Gerekli rakamı ortalıkta bir sürü rakam dolaştığı için trilyonlarca dolar diyerek yuvarlayalım. Washington bugün enerji fiyatlarındaki artışın nedeni sorumlusu olarak üretici ülkelerin tutumunu görüyor. Amerika'nın Suudi Arabistan, OPEC ülkeleri ve Rusya'dan arzı artırmalarını istediği de biliniyor. Ancak bu gerçekleşmedi. Üreticiler Amerika'nın taleplerine yüz vermediler. İşte iklim gündemi, yeşil talepler, fosilcilerin üzerine yürüme formatına bu zamanlama da evrildi. Üretici ve fosil yakıtlara göre altyapı ve sistemini kurup gelişme, büyüme yatırımları yapan alıcı ülkeler maç ortasında oyun kurallarına yönelik değişikliği saldırı olarak algılıyorlar. Amerika açısından bu durum Biden muhalifleriyle beraber devlet içindeki kimi mahfiller ve büyük enerji şirketlerinin haliyle Trump'ın meseleyi büyük bir ulusal güvenlik sorunu olarak anlamasına, yaymasına sebep oluyor. İşin garip tarafı Beyaz Sarayı sıkıştıran siyaseten kullanışlı bu konjonktür doğru olma ihtimali taşıyor. Ve ortaya SSCB için Berlin Duvarı'nın çökmesine kadar geçen süreçle Biden Amerika'sı arasında bir benzeşme çıkıyor. Çünkü Biden yönetimi enerji, petrol yatırımlarını daraltıyor. Bunu ister paranın yokluğuna bağlayın, ister çevre hassasiyetlerine fark etmiyor. Obama ve Trump dönemlerinin ülkenin enerji bağımsızlığına yönelik artı Avrupa'nın Rusya'ya karşı enerjiyle beslenmesi, haz edilmeyen ülkelerin enerjiden büyük kazanmaması politikalarının zıttı bu. Neden? Başka çaresi yok ama asıl gücü yetmiyor. Olanı da kendinde değil. Tersine petrol fiyatlarının düşmesi mümkün mü? Kolay yol Moskova ve Riyad'ın Beyaz Saray'dan aranarak üretimin artırılması yönünde ricacı olunması. Amerikan yönetiminin bugünü kısa süre sonra yaşanacak kongre seçimleri hesapları da düşünüldüğünde Rusya ve Arabistan'ın üretici ülkelerin yaptırım gücü bulunmayan Biden'a evet diyecekleri konusunda ümit beslemeyi zorlaştırıyor. Artık büyük büyük yazılıp çizilen bir durgunluk haliyle yüzleşmek zorunda kalabilir Amerika. Sonucu ne olur? İşte Amerika örneğinde 1989 Sovyetlerinin Rusya'ya dönüşme sürecini hatırlatan bu. Metaforu tekrarlayalım. Yeşil önemli. Ama hangisi? Doğanın kimi, doların kimi? Nedret Ersenel, Yeni Şafak Tamer Korkmaz, Mr. Kemal'e gelsin. One Way Ticket MHP lideri Bahçeli, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyen CHP Genel Başkanı'na aynı şöyle seslendi. Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle uğurlar olsun. Madem bir yolculuğa çıkıyorsun, o zaman biletini tek yönlü alman gönülden temenniyimdir. Yazımızın başlığında Sem amcasının Mr. Kemal'i için tek yön bileti tabirinin İngilizcesini tercih etmemiz adrese teslimdir. Devlet Bahçeli'nin yolculuğa çık, siyaseten dönüşün olmasın anlamına gelen Tek yön bileti önerisinin ardından CHP liderinin 40 küsür yıl öncesinin bu pek popüler One Way Ticket adlı şarkısını bir zahmet indirip dinlemesinde fayda vardır. Parçanın bir yerinde geçen "Yalnız kente bir gezi yapacağım, Heartbreak" (kırık kalp) otelinde kalacağım" sözlerine de dikkat kesilmelidir. Neden mi? Heartbreak otelde yer kalmadı. Kempinski Otel'de boş oda var diyenler çıkabilir. 2009 yılı Kasım'ında Frankfurt'taki Kempinski Otel'de yaşadıkları, Kılıçdaroğlu için 3 vakte kadar CHP'nin başına getirileceksin müjdesini taşıyordu ama velakin aynı zamanda esir alındığının, yani artık kontrollü kemal olduğunun da resmiydi. Emperyalizmin figüranı, Mr. Kemal için Amerikan emperyalizmine siyasi figüran olma süreci 1994 yılında TESEV üyeliği ile başlamıştı. Onu kurucu üye yapanlar TÜSİAD'ı Nafiz Can ile Gladio Baronu İzak Alaton'du. Kasım 2009'da hedefine kilitlenen bu süreç Kılıçdaroğlu'nun Baykala kaset operasyonunun hemen ardından Mayıs 2010'da CHP'nin başına getirilmesiyle taçlandırılmıştı. Kontrollü Kemal'in CHP'ye genel başkan seçtirilmesinden sadece birkaç gün sonra İzak Alaton Şahin Alpay'a şöyle demişti. CHP'ye en büyük kötülüğü Deniz Baykal yapmıştır. 27 Mayıs 2010 Baykal'la da helalleşecek mi? Mr. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Baykal'ı vuran kaset operasyonunun arka planını zerrece irdelemedi. Operasyon FETÖ eliyle Türkiye'deki Banonsal Gladio tarafından yapılmıştı. Mr. Kemal'in kendisine oraya getiren güç odağını irdeleme, sorgulama, deşifre etme şansı sıfırdı. Zaten böyle bir niyeti de olmadı. Deniz Bey 2014'teki sohbetimizde Kemal beni partiden tecrit etti diyordu. Kılıçdaroğlu helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum diyor ya, örneğin evvela Angora evlerindeki konutuna gidip Baykal'la da helalleşecek mi? Hiç sanmıyorum. Mr. Kemal'in helalleşme atraksiyonu bir siyasi taktik değişikliğinden ibarettir. Asla inandırıcı değildir. Neyi hesaplıyor? Kemal Bey kendisini 2010'da CHP'nin başına getiren güç odağının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için onu değil Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceği kanaatine varmış olabilir. Helalleşme atraksiyonu henüz aday belli değilken kendisinin derin mahfil tarafından tercih edilmesini sağlamak üzere yapılmış Hinoğlu Hin bir siyasi atağa benziyor. Bu hamlesiyle bir yandan HDPKK seçmenine bir diğer taraftan da sağ muhafazakar seçmene hoş görünmeye çalışıyor. Parti tabanında bu çıkışa itiraz edenlerin olabileceğini ancak onların da AKP iktidarını göndermeye ramak kalmışken CHP'yi sandık başında terk etmeyeceklerini varsayıyor. Derin yaralar Kılıçdaroğlu liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yol açtığı derin yaralar vardır. Uzun bir süre bu yaraları yaratan sistemi değiştirmek için uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme ve helalleşme zamanıdır. Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum, çıkışını yaptı. Buna mukabil Devlet Bahçeli dünkü meclis konuşmasında şunları söyledi. CHP'nin geçmişte ve günümüzde yarattığı derin yaralar vardır. Kılıçdaroğlu'nun da bizim çizgimize gelmesi itirafçı olması bir gelişmedir. Fakat kastettiği derin yaraları Aziz Atatürk'ün üzerine yıkmak için fırsat kolluyorsa, bu simsarlığının sonuçları hatırlatırım ki çok ağır olacaktır. MHP liderinin iş bu sözleri Mr. Kemal'in Hinoğlu Hin tavrını sobelediği anlamına geliyor. Bahçeli'nin hesaplaşmadan helalleşmemiz mümkün olmayacaktır şeklindeki karşılığı da tam isabettir. CHP yönetiminin FETÖ ile HDP ile PKK ile YPG ile Demirtaş ile Kavala ile şehit bacısına küfredenlerle ve de sömürgecilerle helalleştiğini tek tek işaretleyerek Mr. Kemal'in inandırıcı olmaktan çok uzak atraksiyonunu boşa çıkardığı MHP lideri. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak